İyi ki doğdun. Selin. Mavişim, 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 mavişim. İyi ki doğdun aşkım. Ve ölüyorum şu an. Neden? Ben zayıfladım ki. Konuşsana benimle ya. Teşekkür ederim ya. Ne bu resmiyet? Dün akşam saçmaladığın için mi böylesin? Çok mu saçmaladım? Ama tatlıydın biraz. Ya da ben sana aşık olduğum için katlanıyorum. Kusura bakma ya. O zaman... Hediyen. Ne bu? Bak. Londra bileti bunda. Beğendin mi? Bunları benim sana almam gerekiyordu. İşte bundan sonra bana daha büyük bir hediye almak zorundasın. Seni hak edecek ne yaptım ben? Doğdun. Sonra büyüdün. Karşıma çıktın. Böyle yaramaz gözlerle baktın bana. Daha ne olsun. Bundan sonra eğlence, akşam da otel. Yer ayırttım. Sen ve ben. Yalnız ve gece. Seni seviyorum. İyi ki doğdun tekrar. Selin. Kardeşim. Hiç gerek yoktu ya. Saçmalama. İlk kez beraber senin doğum gününü kutluyoruz. Ya sıradan olamazdı. İyi ki doğdun aşkım. Hadi oğlum amma nazlandın ha. Altı üstü kim uğurlayacaksın? Güzel. Hadi artık üfle ya. Hadi enişte. Ali dilek dilemeyi unutma. Beğendin mi? Bak hepsini teker teker ben yaptım ha. Her birini tek tek sen mi yaptın? İki tane şey taktın zaten. Onu da başıma kakıp durma. Ya her seferinde aynı şeyi yapıyorsun ya. Her şeyi ben yaptım. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Fişekleri bişekleri kim yaptı? Onları kim astı? Ay pasta. Buradaki insanlar. Bunları kim çağırdı? Ha? Benimle dans etmeyecek misin? Şimdi daha sonra ederim. İtiraz istemem. Bu gece bizim gecemiz. Sus Emre sus. Sus da dansa kaldır beni. İyi hadi gel.
benimle dans etmeyi düşünüyor musun? Leyan hiç sormayacaksın sandım. Sana bu gece çok güzel olacak diyor. Sen huysuzluk yapıyorsun. Güleyim mi? Mutlu olacak mısın? Tabii ki. Biliyorum annenle ilgili bir sıkıntın var. Ya bana anlatmıyorsun. Seni çok mu üzüyor? Evlendiğimiz için mi? Ondan konuşmak istemiyorum ya. Ya kendine neden bunu yapıyorsun? Değiştiremeyeceğin şeyler için artık üzülme. Ya ben varım ben. Bak senin mutlu olman için her şeyi yapıyorum. Bunları sırf sen bir gram Gülce'ye yaptın. Bunları ben senden istemedim Zeynep. Ne olur gelme üstüme. Anladım evet. Bence de biz en iyisi konuşmayalım. Ya bize partiler yaramıyor biliyorsun. O yüzden konuşma. Her şeyi unut. Bana böyle sımsıkı sarıl sadece. Ne oluyor yine bunlara? Yani klasik hadiselin işte. Bizim bu buradaki son dansımız galiba. Nedenmiş o? Bundan sonraki büyük ihtimal İzmir'de olacak çünkü. Bana kalsa ben hemen giderim de. Tamam. Git o zaman. Bak ya sen ne gıcıksın. Hani sen de benim peşimden gelecektin? Ben senin şehrindim. Öyle büyük atmayı biliyordun ama. Sen benim şehrimsin zaten. Ama ben senin neyinim? Ben bunu bilmiyorum da. Sen de benim şehrin üzerine doğan güneşimsin. E tabii annemden sonra. Sen olmayınca böyle her şey yarım, soğuk, sıkıcı oluyor. E artık ben şimdi hiç senin peşini bırakmam. Bence fazla acele etme. Annemle öyle keskin günlerine döndü bile. Nasıl yani? Barıştılar mı? Ya barışma gibi değil de yani her şey sıfırdan başlıyor gibiler. Güneş Hanım mı söyledi böyle? Yok annem böyle bir şey söylemedi ama ben öyle hissediyorum. Annem Haluk Kesin'i İzmir'de ilk gördüğündeki gibi davranıyor. Aynı bakıyor, aynı konuşuyor. Niye öyle yüzün değişti senin? Nasıl tekrar? Bence annen o adamla olmamalı. Evet, ben de öyle düşünüyorum da. Sen niye böyle davranıyorsun? Onu anlamadım. Tekrar aynı şeyleri yaşarsa eğer, sence ne kadar sağlıklı, ne kadar iyi olur? Haklısın da, bu kadar olduğuna emin misin? Evet, sadece bu kadar. Bu arada unutuyorum, az kalsın. Hemen geliyorum bir dakika. Hadi yeter artık. Neden? Yeter artık. Güzel. Artık bir şeyler çalman lazım bence. Ha? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.